Aman da benim güzel kızım, prensesim, kahvaltılarımı hazırlamış sabah sabah. Maharetlim benim, geç otur bakalım. Geç otur, hadi çayları da ben koyayım, yorulmuşsun. Aa, sanki ilk defa mı sana kahvaltı hazırlıyorum? Ya her gün şu evin işlerini yapacağım, edeceğim diye didinip duruyorsun. Kıyamıyorum sana be güzelim. Kıymetin biliniyor mu bari? Bilinmez olur mu? Hiç bilinmez olur mu? Gençliğin şu yaşlı babacığına bakacağım diye geçip gidiyor. Ben de bu çocuk senin yüzünden hayatını yaşayamıyor be ihtiyar diye her gün kendime kahrediyorum. Ya babacığım, niye sen şimdi sabah sabah üzülüyorsun ki? Ben yalnız değilim, evde yardımcım da var. Olsun. Ben böyle yalnız olmasaydım sen böyle daha kendi kafana göre takılırdın. Daha neşeli bir hayatın olurdu. İstemez miydin öyle bir şey? Yani evet. Annem hayatta olsaydı her şey daha kolay olurdu. Tabii. Annen hayatta olsaydı her şey daha güzel olurdu. Nur içinde yatsın. Hayat işte. Ölenle ölünmüyor. Benim de artık kendime bir eş seçme zamanım geldi de geçiyor. Evlenmeyi mi düşünüyorsun baba? Kuzum, gidelim. Su iç kuzum benim. Evlenmeyi mi düşünüyorsun baba? Bana bunu nasıl yaparsın? Tabii kızım, şimdi evlenmek demişken hemen yarın sabah olacak bir şey değil bu. Sen bu fikri bir içine sindir, bu konuyu bir içinde geliştir, alıştır. Daha bunları konuşacak. Çok vaktimiz olacak canım. Ben de geç kaldım zaten. Hoşça kal, görüşürüz. Baba! Kiminle? Baba, var değil mi bir aday? Baba! Bak, burada yerini ayırttım. İptal et. Gitmiyorum. Gideceksin. Seni burada görmek istemiyorum artık. O zaman buna tahammül etmeyi öğrensen iyi olur, çünkü gitmiyorum. Ya niye gitmiyorsun? Senin burada görevin tamamlanmadı mı? Git ödülünü al işte. Tokyo'ya mı gidiyorsun artık? Başka nereye gidiyorsun bilmiyorum ama sana burada yer yok. Var. Bu otelin yarısı hala benim. Satın alırım seni. Satmam. Haziran, bak seni bu adada barındırmam. Elinden geleni yap. Benim ruhum savaşçı. Savaşmadan çekilmeyeceğim. Sen bu savaşı kaybedersin. Göreceğiz. Poyraz Ali Özgür.